Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hüma Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Hüma Hastanesi ile anlaştığımızda sadece kadın doğum hastanesiydi. Şimdi kulak burun boğaz var. Dahiliye var. Şimdi diyetisyen var. Estetisyen var. Soğuk lazer var. Yani bu gidişte artık motor tamir, ne bileyim rektefe oraya doğru gidiyor. Bütün Hüma Hastanesi çalışanlarına buradan selamlar olsun. Geldiğim zaman bazılarının beni tanıyıp da "Aa, sen o videodaki adam değil misin?" demesi de çok hoşuma gidiyor. Bunu da söyleyeyim, gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani birileri tarafından tanınmak hoş oluyor. Açıkçası hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ve sağlık personeli olarak ben şunu söyleyeyim abi, bazı meslekler gerçekten, yani her meslek tabii ki de kutsaldır ama bazı meslekler çok ama çok kutsaldır. Özellikle sağlık çalışanlarına söylüyorum. Kahrımızı çektiğimiz için, bize tahammül ettiğiniz için, bizlere tahammül ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah yardımcınız olsun. Hani biz halk arasında bu tabiri çok kullanırız. Allah iyilerle iş eylesin deriz. Hani Allah hep karşılarınıza iyileri çıkartsın. Söyleyeceklerim bu kadar. Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'de gündem çok yoğun. Süper Lig devleri Başakşehirli ismi istiyor demiş. Yalnız cümlenin içinde Fenerbahçe'yi de kullanmış. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray kariyerini Başakşehir'de sürdüren yıldız futbolcu için düğmeye bastı. Berkay Özcan. Bahçelerde kaykay, koca kafalı pardon, başka bir şeydi. Şimdi bizim bu arkadaşa hiçbir ilgimiz yok. Hiçbir alakamız yok. Ama cümle içerisinde Fenerbahçe ile kullanılması beni rahatsız ediyor. Bakın, iyi futbolcu olabilir. Hani bana göre çok iyi futbolcu değil. Onu söyleyeyim. Ben nice oyuncular görmüş biri olarak söylüyorum. Bana göre o kadar iyi, ahım şahım bir futbolcu değil. Fakat sezonda 53 maça çıkmış bu sezon. 53 resmi maç. 6 gol, 5 asist. Ama dediğim gibi beni tatmin edecek bir performans değil. Açık söyleyeyim. İlgimiz de yok arkadaşlar. Sıradaki videoya geçelim. Sıradaki habere geçelim. Ne videosu? Bruma Braga'da kalıyor. Şimdi bizim bir köşemiz var. MHYB köşesi. Birçok kişinin dalga geçtiği bir köşe. Nedir MHYB köşesi? Mustafa Hoca Yine Bildi köşesi. Mustafa Hoca Yine Bildi köşesinde ne oluyor? Ya, Mustafa Hoca'nın duyumunu verdiği ve gerçekleşen duyumlar oluyor. Şimdi Bruma Braga'ya gittiği gün ben dedim ki arkadaşlar, bendeki duyum şöyle. Braga'nın 5,5 milyon euroya satın alma opsiyonu var dedim. Birçok arkadaşımız güldü, dalga geçti, alay etti, örseledi, yerin dibine soktu. Ama şimdi bugünkü konuşulan haberler, siz muhtemelen videoyu 15 Haziran'da izleyeceksiniz. 14 Haziran'da çekiyorum videoyu da. Bugünkü konuşulan haberler öyle değil. Şimdi Braga'ya kiralanan Armindo Bruma Portekiz temsilcisinde kalıyor diye bir haber. Şimdi habere çok fazla kaynağa dayandırdım, bilginiz olsun. Yani öyle bedavadan haber yapmıyorum arkadaşlar. Araştırmacı yazar Bekir Hazar vardı bir ara. Biz de yani araştırarak yapıyoruz. Başkan Fenerbahçe'yi ikna ediyor. Braga'nın başkanı Antonio Salvador Fenerbahçe'yi ikna etmiş. Kalıcı sözleşme, kısa sürede açıklama yapılacakmış. 6,5 milyon euroluk teklif, aynen. Öte yandan rekord Braga'nın Bruma için Fenerbahçe'ye 6,5 milyon euro ödeyeceğini duyurdu. Şimdi hesap makinelerini aç. Hesap makinelerini açalım. Yavaş yavaş çarpalım. Bakalım arkadaş. Döviz gururu yaz bakalım. Yaz döviz gururu yaz. Hocam yavaş hocam ya. Yavaş ekran gitti ya. Ekran gitti hakikaten. Yavaş yavaş yaz. Yavaş yavaş. Bak. Galatasaraylı oyuncu. Ya Erman Toroğlu'na bayılıyorum. Bir ara bizim Erman Toroğlu'nun YouTube kanalına çıkma durumumuz vardı. Yılmaz Vural'la birlikte ama olmadı o, bilginiz olsun. Öyle bir sürpriz vardı. Hani beni davet eden varsa YouTube kanalına, hangi takımlı olursa olsun fark etmez. Daveti icabet ederim. Müsait olduğum her durumda icabet ederim. Bilginiz olsun. Eğer YouTube kanalınız falan varsa bilginiz olsun. İcabet etmek isterim ama hani çıkıp da 15 aboneli kanala da hani vaktim olmaz açıkçası, onu da söyleyeyim. Ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi döviz kuru 25.56 anlık olarak bakıyorum ben. Bloomberght.com'dan euro 25.55-56 dönüp gidiyor. Şimdi bak. Braga'da 21 maç, 4 gol 6 asist. Dehşetül vahşet. Müthiş. Yağız Sabuncuoğlu diyor ki Fenerbahçe Braga'ya sattığı Armindo Bruma transferinden 4,5 milyon euro bonservis kazanacak diyor. Bu da olabilir. Taha Arslan Fenerbahçe Bruma'dan hiç faydalanmamasına rağmen Braga'ya satışından 5,15 milyon euro, yaklaşık 900 bin euro kar elde edecek. 4,25'e aldı ya, onu söylüyor. Güzel ve başarılı bir iş diyor. Elif Busaraç Armindo Bruma bonuslar dahil 5,15 milyon euroya Braga'ya transfer oldu diyor. Pedro Sepulveda diyor ki Braga Başkanı Antonio Salvador Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Bruma'yı kadrosuna kattı. Resmi açıklama yakında yapılacak diyor. Oraya kadar her şey çok güzel. Şimdi 4,25 hesaplayalım şekerim. 4,250 çarpı Bruma alındığı zaman, hani Bruma'nın bonservisi 20 Ocak'ta alınmış. Euro 20,34. 20,34'te çarp 86,445, yani 86.445.000. Bugün, yani yanlış anlamayın beni arkadaşlar, bunu yapmak zorundayım, kusura bakmayın. 5,2'yi baz alalım, 6,5'u baz almayalım. Ki benim duyumum neydi? 5,5'tu. Ne olur benim duyumum, bu kez de benim duyumumu baz alalım. 5,5'u baz alalım. Çünkü hiç kimsenin konuşmadığı dönemlerde kafanıza vura bunu söyledim. Bugünkü döviz kuru 25, şöyle yapalım. 5.500.000 euro çarpı 25,55 çarpı şekerim 140,525. 140.525.000. Hadi şimdi Elif Buse Araç'ınkini yapalım. 5.15 dediğine göre 5.150.000 euro çarpı 25,55. Tabi döviz kuru burada kalırsa, yanlış anlaşılma olmasın. 131.582. Yapalım 131.582.000. Şimdi herkes bunu yapıyor. Güncel kurla şu kadar milyon lira transfer etti falan filan diyor. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. İnşallah 6,5 doğrudur. Bu arada 55'te 58 oldu. Hani sürekli değişiyor arkadaşlar. Yanlış anlaşılma olmasın. Siz bu videoyu izlerken belki 50 lira olur. Sonra bana demeyin ulan 25'ten hesaplamış adama bak falan demeyin. Bunu söyleyeyim. Şimdi İnşallah 6,5 doğrudur. Ve sizlere karşı mahcup olmam. Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Serdar Dursun'la ilgili bizzat görüşme teklifinde bulundu. Ancak Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka takımda oynamak istemeyen Serdar Dursun gitmek istemedi. Bu arada 5,5 duyumum çıkarsa 140'a satmış oluyorsun, 86'ya almış oluyorsun. Yani yaklaşık 54 milyon TL'lik bir kar elde etmiş oluyorsun. Yıllık ücreti benim bildiğim 1,2 milyon euro. Bruma'nın yıllık ücreti 1,2 milyon euro. Yarım dönem kaldığı için 600 bin euro say. Onu da çarparsan zaten aşağı yukarı 10 milyon TL civarında bir paraya denk gelir. Hadi onu doğruya çık. Yine 40 milyon TL falan kar. İyi yırttık da diyebilirsiniz. Ah ulan ah da diyebilirsiniz. Serdar Aziz, Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünen Serdar Aziz, Jorge Jesus'un gidişi sonrasında bu düşüncesini değiştirmiş. Arkadaşlar bunlar gazete haberleri. Hani gazete haberini vermesine bile gerek yok. Ben söyleyeyim. Hani bu haberi ben de yapabilirim. Mesela Zayt, Jesus'un gitmesi sonrasında fikrini değiştirdi. Yapabilirim. Gayet normal. İrfan Can Eğribayat. İrfan Can Eğribayat'ın bir durumu var. Bonservisi net olarak alınmamış sanırım arkadaşlar. Yani resmi olarak alınmamış. Göztepe ile bazı görüşmeler var. Hani bunun yetiştirme bedeli var, şunu var, bunu var. Hani onların görüşmesi oluyor. Birçok arkadaşımız soruyor. Ya hocam maddede yazmıyor mu? Şu kadar parayı verirse alır yazmıyor mu? Yaz diyor. Neyin görüşmesi? Bunun görüşmesi. İrfan Can Eğribayat, ben Volkan diyor ki ilk transfer olduğunda yönetimden bana Göztepe maçlarında birkaç kavganı gördük dediler. Onlara ben aslında böyle bir insan değilim. Sezon içerisinde göreceksiniz dedim. Gerçek karakterimi de göstermiş oldum diyor. Sonra diyor ki ben Volkan Demirel'i, Volkan abi izleyerek büyüdüm ve hep Volkan abinin iyi yanlarını almaya çalıştım diyor. Sevgili İrfan Can Eğribayat. Dövüş. Dövüş, dövüş. La şaka yapmıyorum, dövüş. Kavga et. Biz böyle efendim kaleciyi sevmeyiz. Bize ya şey olacak, bize böyle kavgacı olacak. Volkan Demirel örnek alıyorsan kavga edeceksin ya. Ya kardeşim bunu da mı ben öğreteyim sana ya? Ya dövüşeceksin, kavga edeceksin, tribünle hareket çekeceksin. İşte yine top kurtaracaksın, yerden sektireceksin. Ya, ayıp ya, bunları yapacaksın ya. İrfan Can'a söyleyeyim. İrfan Can Eğribayat aslında ben ilk kap Kent olacağını söyledim. İkinci kap İrfan Can Eğribayat olabilir. Çünkü görüşmelerde sona gelindi. Hani bu yetiştirme bedeli Cartur. Fenerbahçe'nin ikinci kapını açıkladım bak size. Resmen hani harbi Fenerbahçe'nin gelen ikinci kapı. Net olarak bunu söylüyorum arkadaşlar. Ya hocam sen de kelime oyunu, yapmıyorum ya. Bologna Diego Rossi'yi transfer etmek istiyor. Hocam sen buradan gel ya. Küfür et istersen. Sen bu bize Rossi de hocam, gidiyor de hocam. İstersen küfür et hocam, ne gerek var? Biz izleriz videonu. Bak beğeni de attım. Oh, hatta 2 tane. Hocam 2 beğeni atma fırsatım olsaydı 2 tane atardım. Rossi'yi göndereyim mi? %100 göndereyim mi Rossi'yi? Rossi'yi göndereyim mi? Arkadaşlar Bologna 4 milyon euroluk resmi teklifini iletti. 4 milyon euro. Biz kabul etmedik. Ancak bu etmeyeceğimiz anlamı taşımıyor. Onu söyleyeyim. Ya diğer kısımda El Shaarawy'yi konuştum ama şunu söyleyeyim. El Shaarawy 30 yaşında. Stephan El Shaarawy. Kariyerinde 483 maça çıkmış bir kanat oyuncusundan bahsediyoruz. Piyasa değeri 5 milyon euro. Ve 127 gol, 55 asist. Düşüşte olan bir isim. Onu söyleyeyim. Düşüşte olan bir isim. Fakat ben size şimdi bu hangi kanat? Sol kanat El Shaarawy. Kent alınmışken El Shaarawy alınır mı? Pek sanmıyorum. Ama 42 maça çıkmış. 9 gol, 4 asist, 2193 dakika. Şimdi bu istatistik beni umutlandırıyor. Bir şey söyleyeceğim size. Gelin sizinle anlaşalım. Stephan El Shaarawy'yi sol kanada alalım. Kent'in önüne. Sağ kanada da bir daha vereyim mi? Sağ kanada da Nicolas Pepe'yi alalım. Olimpik Niz'de kiralık olarak forma giyen, şuraya son dakikayı falan vermem lazım. Yok bu çok olmuyor. Şu daha iyi. Olimpik Niz'de kiralık olarak forma giyen 29 Mayıs 1995 doğumlu. 28 yaşında. 1.83 boyunda. Fil dişi sahilli sağ kanat oyuncusu. Transfermarkt değeri 22 milyon euro olan ve Lig 1'de bu sezon harika bir sezon geçiren, sol ayaklı, forvetle oynayabilen, Arsenal'in 2024 yılına kadar sözleşmeli futbolcusu olan Nicolas Pepe'yi getireyim mi Fenerbahçe'ye? Kabul eder misiniz, etmez misiniz arkadaşlar? Hadi buyurun. Hocam senin aklın ne söylüyor? 28 maça çıkmış bu sezon. 8 gol, 1 asist, 2145 dakika. Ve çok komik bir şey söyleyeceğim size. 10 milyon euronun altına bonservisini alma imkanı var arkadaşlar. Evet, Bruma hakkında son dakika, ben bunu yaparken kap geldi arkadaşlar sanırım. Dur, beni uyarıyorlar bir saniye. Ben bu videoyu çekerken uyarıyorlar. Bilgilendirme. Mustafa Hoca yine bildi. Oyuncumuz Armindo Tiago Nwenga Bruma'nın kalıcı transferi konusunda Portekiz ekibi Braga ile 6,5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır. 6,5 milyon euro. Mustafa Hoca yine bildi. Herkesin zarar ettik dediği dönemde konuştuğum şey doğru çıktı. Hayırlı olsun. Evet, 6,5 milyon euro arkadaşlar. 6,5 milyon euro. Çok güzel be. 6,5 milyon euro. Oh. Şimdi hesaplayalım. Şimdi hesapla bakalım 6,5 milyon euroyu. 25 nokta bilmem neyle çarpıyordu. Çarp bakalım. 6,5 milyon euro. Çarpalım. 25, 55. Ay. 166 falan çıkıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu arkadaşlar. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda var ya o Bruma'nın şokuyla hareket ediyorum. Yani Pepe'nin ihtimali var. El Shaarawy ihtimali var. Rossi'nin de gitme ihtimali çok yüksek. Bruma da gitti. Hayırlı uğurlu olsun. Ve sevindirecek bir rakama gitti. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi başka haberler de var. Hani bir kardeşim şöyle bir yorum yazmış. Dzeko, Correa, Cuadrado, Paredes, Becao, El Shaarawy. Hani İtalyanlar bize çalıştı. Selahattin Baki İtalya'ya gitti falan filan, şöyle oldu böyle oldu. İtalyanlar bize yarıyor falan filan diye. Ya bunlar çeşitli şeyler, çeşitli söylentiler, çeşitli sözler. Edin Dzeko'nun menajerliğini yapan Aleksandro Lukic, Inter'de forma giyen Joachim Correa'yı da Fenerbahçe'ye önerdi diyor. Yani Correa'yı ben vereceklerini sanmıyorum. Kimse de sanmasın. Bana kalırsa hani ben dürüst söyleyeyim size. Ben size dürüstçe söyleyeyim arkadaşlar. Kimse de sanmasın. Onu söyleyeyim. Başka ne var? Leandro Paredes için Paris Saint-Germain'e durumunu sordu. Yaş 32. 28 yaşındaki ön libero. Yani bunlar sık sık söyleniyor arkadaşlar. Bana gelen, Paredes'le ilgili gelen bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Bruma konusunda çok şükür yanılmadığım için mutlu oldum. Sizlere mahcup olmadığım için mutlu oldum. Bir müjde daha vereyim size. Altay Bayındır 5-6-7-8-9 milyon eurodan bir tanesine satılsa memnun olur musunuz? Altay Bayındır 5-6-7-8-9 milyon eurodan birine satılsa memnun olur musunuz arkadaşlar? 5 değil. Düşük değil o kadar. Onu söyleyeyim. Memnun olur musunuz? Ya da siz olsanız kaça satarsınız? Bu videoda biz neyi öğrendik? Bu videoda biz Nicolas Pepe'yi öğrendik. Hocam alma ihtimaliniz var mı? Var. Düşük. Ama uğraşıyoruz. Bruma gitti. Kesin olarak 6,5 milyon euro cukkaladık cebe. Okey. El Shaarawy ihtimal var. Alabiliriz. Bilginiz olsun. Edin Dzeko. Ben Edin Dzeko konusunda söyleyeceklerimi söyledim. Diğer kısmında daha da detaylı konuşurum. Correa. Ben sanmıyorum Correa'yı. Açık söyleyeyim. Rossi. Yolu açık olsun. Rossi kim? Altay Bayındır. Söyledim. İrfan Can Eğribayat hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'mize gelen ikinci kapı bana göre. Berkay Özcan'la ilgimiz yok. Serdar Dursun'un, Serdar Aziz, bence ikisi de kalacak gibi. Normalde ikisi de gidecek diyordum ama ikisi de kalacak gibi. Fakat zamanla durumlar değişir. Paradez'in ilgili bir bilgim, bir duyumum yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Belki de siz bunu izlerken 30.700 olacak. Çünkü 30.663 falan da abone sayısı. Benim videoyu çekerken. Bakalım 30.700, 30.800, inşallah 31.000, 32.000, 33.000 diye gideriz. Destekleriniz, katkılarınız ve yanımda olduğunuz için hepinize teşekkürler sunuyorum. Gerisini size bırakıyorum. Allah'a emanet olun.